26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında Ermeni güçleri tarafından soykırıma uğrayan 613 kişi İstanbul'da çeşitli etkinliklerle anıldı. 26 Şubat 1992 Hocalı soykırımı. Üzerinden tam 21 yıl geçti ve bugün 24 Şubat 2013 Hocalı soykırımını protesto etmek amacıyla bir araya gelen yüzlerce kişi Dolmabahçe Sarayı önünden Beşiktaş Meydanı'na kadar yürüdü. Türkiye-Azerbaycan Derneği'nin organize ettiği yürüyüş öncesi dernek yetkilileri ve yürüyüşe katılanlar 14 mikrofonlarına açıklamalar yaptı. Bugünkü yürüyüşteki amacımız Azerbaycan'ın Hocalı kasabasında oluşa gelen katliam, soykırım, telin etmek amacıyla yıl dönümüne denk gelen 24 Şubat'ta aslında 26 Şubat'tır ama bugün pazara tekabül etmesinden dolayı bugün gerçekleştirilen bir yürüyüşle dikkatleri çekmektir amacımız. Bugün çok yakın tarihimizde 21 yıl önce Ermenilerin ve Rusların Azerbaycan Türklerine karşı yaptıkları soykırımı anmak üzere bir aradayız. Ve ne yazık ki çok yakın tarih olmasına rağmen bizlerin de bizzat şahidi olduğumuz olaylardır. Ve dünya kamuoyunun da herhalde bildiğini zannediyorum. Buna rağmen dünya bu olaylara yeterince ilgi alaka göstermiyor. Türk dünyasının, yani bunu Karabağ olarak biz görmüyoruz aslında. Biz Türklerin birlik olmasından, yani burada şu anda bakıyorsunuz çok farklı bayraklar var, bakın Kırgızlar burada, Uygurlar burada, Türkiye Cumhuriyeti'nden vatandaş burada, Azerbaycan'dan kardeşlerimiz burada, dernekler burada. Yani biz artık bunu Karabağ olarak değil Türk'ün meselesi olarak görüyoruz. Yani bugünkü etkinliğimizin en büyük sebebi bu. Bunu artık tekelde, yani sadece küçük bir şekilde Azeri kardeşlerimizin, yani Azerbaycanlı kardeşlerimizin katıldığı bir etkinlikten öte bunu artık bir Türk dünyasının acısı olarak insanlara yansıtmak istiyoruz. Yani bunu asıl burada yapmamızın sebebi bu. Dolmabahçe Sarayı önünde başlayan yürüyüş Beşiktaş Meydanı'nda sona erdi. Beşiktaş Meydanı'nda basın açıklamasının okunmasının ardından kalabalık grup olaysız şekilde dağıldı. Arkadaşlar şunu anlamamız lazım. Bu ne Karabağ meselesi, ne Erzurum, ne Doğu Türkistan, ne Kıbrıs, bu bir Türk meselesidir. Bugün bu başımıza gelenlerin tek sebebi sadece Türk olduğumuz içindir. Biz daha kendi ülkemiz, Türkiye Cumhuriyeti olarak daha Karabağ'ı soykırım diye tanımamış bir devletiz. Başka devletlerin Karabağ'ın soykırımını tanımasından biz mutluluk duyarken kendi devletimiz bundan bir haber yaşıyor. Türkiye-Azerbaycan Derneği'nin organize ettiği etkinliklerin bir diğer ayağı da Üsküdar'da Altunizade Kültür Merkezi'ndeydi. Düzenlenen konferans, saygı duruşu ve Türkiye ile Azerbaycan'ın milli marşlarının okunmasıyla başladı. Programa katılanlar ve dernek yöneticileri 14 mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Bugün bizim dünyaya haykırmamız gerekli olan bir gündür. Bugün aynı zamanda Beşiktaş'ta, aynı zamanda İstanbul Altunizade Kültür Merkezi'nde bu fotoğraf sergisiyle dünyanın bu aymasızlığına, bu sessizliğine ses getirmek istiyoruz. Yani burada Hocalı'da bir soykırım yapılmıştır. Soykırım nasıl oluyor? Soykırım kimsesiz, korumakta aciz olan insanların katle uğramasına denir. Ve burada da Hocalı'da 613 kişi bir gecede binlerce kişi öldürmüş ama bunlardan sadece 613 tanesi korumasız insandır. Bu durumu dünyaya haykırmak istiyoruz. Bu bir soykırımdır. Bu soykırım yapanların mutlaka Lahi Adalet Divanı'nda bunun cevabını vermesi gerekiyor. İstiyorum. Yani 2000'li yılların başında Türkiye'de doğru düzgün Karabağ ve Hocalı konuşulmuyordu. Doğru düzgün anlatılmıyordu. Sivil toplum örgütleri de buna çok fazla meyletmiyordu. Bilgisizlikten meyletmiyordu. Ama yıllarca çalışıla bugün Türkiye'nin 81 vilayetinde benim takip edebildiğim 200'e yakın bir Karabağ ve Hocalı soykırımıyla ilgili panel var. Yani bu şuna benziyor. Bir alimin bir cümlesi benim için çok önemli. Diyor ki küçük olanı hor görme, dağlar çakıllardan oluşmuştur. İşte bu çakıllar birleşe dağları oluşturuyor. Programa Türkiye ve Azerbaycan'dan milletvekilleri de katıldı. Hocalı'nın yalnız kalışını demek ki biz doğru anlatamıyoruz. Yani
Hocalının yalnız kalış sıkıntısını dışarıda aramak yerine kendimizde aramalıyız. Niye biz hocalıyı anlatamıyoruz? Altunizade Kültür Merkezi'nde bu sergiyi görmek, yaşanılan acıyı hatırlamak noktasında Altunizade kadar. Ama bugün bu sergi Avrupa'nın bütün başkentlerinde olmalıydı. Bu sergi New York'ta, Washington'da olmalıydı. Kahire'de, Tunus'ta, Riyad'da olmalıydı. Dolayısıyla bir milletin yaşadığı bu kadar ağır bir katliam nereye sıkışmış durumda? Çok küçük bir alana sıkışmış durumda. Birileri tarihte olmayan bir şeyi gerçekmiş gibi anlatarak dünya kamuoyunu etkileyebilirken biz gözümüzün önündeki bir katliamı eğer dünyaya doğru anlatamıyorsak bu sorunun cevabını dışarıda değil kendimizde aramalıyız. Biz tabii ki Azerbaycan'ın haklı davasında bizim yanımızda olan her bir insana, özellikle de canımız kanımız olan Türkiye'ye, Türkiye insanına çok teşekkür ediyoruz. Bu mücadelede çıktığımız bu kutsal yolda bizi tek koymadıkları için herkes biliyor ki artık yıllardır Türkiye çok büyük bir duyarlılık göstererek bu vahşetin vuku bulduğu günler arefesinde Türkiye'nin her bir tarafında çeşitli konferanslar, toplantılar, yürüyüşler düzenliyor. Ve bugün de bir araya geldiğimiz bu toplantıda düşünüyorum ki bugüne kadar yapılanların bir devamı, bir desteğidir. Tabii ki Azerbaycan olarak, Azerbaycanlı bir milletvekili olarak bu duyarlılığından öteri sizlerin her birinize teşekkür ediyoruz ve Sayın Gül'ün Sarkisyan'ı tebrik etmesinde ise şöyle söyleyeyim, belki bu Türkiye'den de böyle değerlendirildi resmi kaynaklardan. Bir diplomasinin şöyle söyleyeyim, uluslararası kuralın bir kuralıdır ama Türkiye ile Ermenistan'ın bildiğimiz kadar diplomatik ilişkileri bile yok. Azerbaycan'la Ermenistan problemi, sorunu ortaya çıktığından beri gerek ekonomik, gerek siyasal, gerek sosyal hiçbir ilişkisi olmadığı için belki Türkiye uluslararası kurallara böyle aykırı kalmak istemiyorduysa, belki daha sonra tebrik ederse, yani böyle ilkler içerisinde değil, belki 10. 15. 50. tebrik ederse belki daha böyle Azerbaycan insanı bunu daha olumlu karşılayabilirdi. Ama yine de bu Türkiye'nin iç işidir. Bizim yine bir daha söylüyorum, Türkiye en büyük destekçimizdir. Biz asla onları eleştirmek, asla attıkları adımlardan herhangi bir memnuniyetsizlik dile getirmek niyetinde değiliz. İstanbul'da gerçekleştirilen Hocalı soykırımını anma programlarından bir diğeri de Üsküdar Altunizade Kültür Merkezi'ndeydi. Fotoğraf sergisiyle başlayan program konferansla sona erdi.